Merhabalar. Öncelikle teşekkürler hani bu davet için. Obeziteden bahsedeceğiz. Biz bir klinik olarak aşırı şişmanların ameliyatlarıyla ilgili bir emek harcıyoruz. Yani ben cerrahım. İstanbul Bariatrics. Bariatrics şu demek, bariatrik cerrahi, baros, Yunanca bir kökten gelen, ağırlıkla ilgili demek. Bariatrics, yani dünyada şişmanlık giderici ameliyatlara bariatrik cerrahi deniyor. Bizim kliniğimizin de adı İstanbul Bariatrics. Mesela bizim bir muadilimiz New York'ta, New York Bariatrics. Biz de onlardan taklit ettik bu ismi. Zamanımızdaki en önemli problemlerden biri obezite. Yani kısaca ondan bahsedeceğim. Sonra da cerrahisinden de bir miktar bahsedeceğim. Obezite işte Latin kaynaklı çok yiyen insanoğlu demek aslında. Ve kabaca şişmanlığı vücutta normalden fazla yağ birikmesi olarak tanımlayabiliriz aslında. Salt kilo üzerinden bir insan şişmandır diyemiyoruz. Birisi 100 kilo olabilir. Mesela bu örnekteki basketbolcu, bizim milli basketçimiz. Ama şişman olmayabilir çünkü boyu da önemli insanların. Bu boy kilo ile bir parametre oluşturmak ve bunun kullanılmasını öne sürmek bir Belçikalı matematikçiye ait bir fikir. Neredeyse 100 yıldan daha evvel ortaya atılmış bir kavram ve şu an kullandığımız vücut kütle indeksi dediğimiz ya da Amerikalıların body mass index dediği parametreyi aslında geliştiren bu Belçikalı matematikçi. Ve obeziteyi sınıflara ayırırken kim hafif kilolu, kim ciddi şişman, kim hastalıklı şişman, hep vücut kitle indeksi üzerinden konuşuyoruz. Kilo üzerinden konuşamıyoruz. Bir de gene şişmanlık kategorizasyonunda bel çevresi de önemli. İki tip şişman var genelde bizlere göre. Bir elma tipi şişmanlık var, bir armut tipi şişmanlık var. Yani elma tipi şişmanlık burada bu örnek ve bu hanımefendi elma tipi şişmanlar. Yani buna visceral obezite deniyor. Bu insanların iç organlarında da yağlanma çok oluyor. Bir de basenden aşağısının çok şişman olduğu, daha çok hanımlarda görülen armut tipi şişmanlık var. Bu yandaş hastalıklar açısından kısmen daha sağlıklı bir şişmanlık türü. Bunlar biraz daha tehlikeli. Vücut kitle indeksini hesaplamak çok kolay. Boyumuzu biliyorsak, kilomuzu boyumuzun karesine böldüğümüz zaman metre cinsinden vücut kitle indeksi çıkıyor ortaya. Vücut kitle indeksinin 20-25 arasında olması normal. 20'nin altı zayıf demek. 25-30 kilolu, overweight. 30'dan sonra obezite başlıyor. Ve bizim konumuz olan, cerrahinin konusu olan şişmanlık ise vücut kitle indeksinin 40'ın üstünde olduğu durumlar. Kimi zaman bu gruplarda da müdahaleler yapılabiliyor ama esas bu. Ve bunun daha ilerisi şişmanlıklarında süper obezite, süper obezite gibi tanımlamaları var. Ömer Aşık'ın mesela BMI'yi 116 kilo olmasına rağmen normal kategoriye giriyor. Bu yeni bir kitap. Belki bazılarınız okumuştur. Ondan sonra iki kitabı daha çıktı bu adamın. Bence en güzeli bu. İnsanoğlunun yüz binlerce yıllık varlığında, işte önce 70 bin yıl kadar evvel biliş devrimi yaşıyor insanoğlu ve insan olduğunu başkalarıyla kooperi olarak ortak bir elin nesi var, iki elin sesi var tarzı davranma pratiğine 70 bin yıl evvel falan kavuşuyor insanoğlu. 13 bin yıl kadar evvel de bunun da büyük bölümü aslında Güneydoğu Anadolu'da oluyor, Mezopotamya'da oluyor. Tarımı keşfediyor insanoğlu ve ilk defa şehirleşmeye başlıyor. Ve son devrimi de insan evolüsyonu bilim devrimi olarak işte Rönesans'tan bugüne, yani bizim ya da İstanbul'un fethinden bugüne geçen dönemde de bilim devrimi yaşıyor insanoğlu. Ve özellikle son 150-200 yıldır da endüstri devriminin de ortaya çıkması, işte buhar makinesinin keşfi, elektriğin keşfi falan derken şekerin de rafine edilmesiyle birlikte ve özellikle de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gerek işte global warming, bu hepimizin başına bela olacak bir konu, ve gerekse obezite artık bir salgın düzeyine erişmiş durumda. Dünyada genelde insanoğlu ne kadar uzun yaşıyor, buna baktığımız zaman işte 1800'lerde aşağı yukarı 40 yaşına zar zor gelirken insanlar, 1950'lerde 65-70 yaşa kadar ortalama bir yaşamak mümkün olmaya başlamış ama ondan bugüne
olan artış gene biraz artmış fakat 150 yıldan 1950'ye kalan artıştan daha az. Çünkü bu hayat uzunluğunun şöyle devam edelim. Bu arada obezitenin durumuna bakarsak yani tamam hala işte hayat miktarımız kısmen artmakta. Fakat obezite sıklığı da gene 2. Dünya Savaşı'ndan sonra olan bir şey bu. Korkunç daha fazla bir hızla artmakta. Hatta 2025'lere 30'lara gelindiğinde popülasyonun neredeyse yarısının obez olacağı. Bu an itibariyle de birçok ülkede %30'lara varan, %30'ları geçen oranda obezite sıklığı olduğu. Fakat geçmişte böyle bir problem olmadığını çok rahat görebiliyoruz. Obezitenin çok arttığından eminiz. Neredeyse 2 milyar overweight, kilolu, işte 600 milyon obez insan var dünyada. Birçok ülkede, Amerika bunların başına geliyor ama Türkiye'de bunlara yakın neredeyse 3 kişiden biri obez. Ve şu anda dünyada obeziteden ölenler, açlıktan ölenlerden çok daha fazla. Herhangi bir sağlık problemi ufak bir toplumun %5'inden fazlasını etkiliyorsa buna endemi deniyor. Eğer o ufak bir popülasyonu değil de artık ülkeyi, ülke sınırlarını aşan bir durum varsa buna epidemi deniyor. Obezite için pandemi demek mümkün. Çünkü bütün dünyada bir ciddi bir sağlık problemi. Ülkeler bazında obezite dağılımına bakarsak da işte Amerika, Kuzey Amerika başı çekiyor. Arap ülkeleri de öyle. Bu kırmızı olanlar %30'dan fazla popülasyonun obez olduğu, bunlar %20'den fazla popülasyonun obez olduğu ülkeler. Yani yaygın bir salgın olduğu buradan çok güzel anlaşılabiliyor. Eskiden 1900'lerde insanoğlu daha çok bakteriyel hastalıklardan falan ölürken, işte pnömoni, zatüre demek, bu tüberküloz, bu bir bakteriyel enfeksiyon, bu diyare, enterit, bunlar hep daha çok mikroplarla ilgili şeyler. Halbuki aradan bir 100 yıl geçtikten sonra ölüm nedenleri ciddi şekilde değişmiş durumda. Zamanımızda en çok insanoğlu damar sertliğinden, yani miyokard enfarktüsü ya da şah damarı tıkanıklığına bağlı inmeden ya da kanserlerden ölmekte. Aynı şekilde gene zamanımızda sigara ve sigaraya bağlı ölümler ve obezite, bu da obeziteyi kastediyor aslında, birinci neredeyse bir ve ikinci ölüm nedenleri olarak dikkat çekici. Ne oluyor da obezite bizi etkiliyor? Yani obezite bir kere her şeyden evvel damar sertliği açısından kanıtlanmış bir risk faktörü. Ayrıca tip 2 şeker hastalığı, hipertansiyon, kan yağlarında bozulmalar, bunlar da obezlerde çok erken yaşlarda ortaya çıkıyor ve daha hızlı progresi olduklarından. Bütün insanoğlunu en çok öldüren bu ateroskleroz obezleri de erken öldürüyor maalesef. Ve ayrıca obezite, kolon kanseri, mesane kanseri, pankreas kanseri, meme kanseri açısından da kanıtlanmış bir risk faktörü olduğu için daha sık bu insanlar kanser oldukları için de daha erken ölmekteler maalesef. Ayrıca işte karaciğer, siroza varan karaciğer hastalığı, ciddi akciğer hastalığı yapabiliyor. Özellikle yaşı ufak olan insanlarda ergenlik çağına ya da çocukluktan sonraki yani erken çağlarda ciddi bir özgüven kaybı yol açabiliyor. Hanımlarda önemli bir infertilite nedeni, polikistik over sendromuna yol açabiliyor. Ayrıca eklemlere çok sakıncalı. Yani onlarca, 20'lerce hatta kötü etkileri var obezitenin ve bunların hepsi birlikte erken ölmesini birlikte getiriyor obezlerin bu durum. Obezlerin ülkeye maliyeti de korkunç. Yani bir 200 kilo insanın yıllık benzin masrafına bile baksanız korkunç rakamlara ulaşıyor. Neredeyse 100 milyar dolar yıllık maliyeti var obezitenin Amerikalılara. Bu Amerikalılar için yapılmış bir şey. Peki ne yapmak lazım? Bir kere önce bu problemi kabul etmek lazım. Yani insanoğlu bu konuda başarısız. Nasıl global warming'de henüz başarımız sıfır. Kendi kendimizi yok ediyoruz. Aynı şekilde bu obeziteyle ilgili de başarısız olduğumuzu kabul etmemiz lazım. Ve en önemli şey yani obezite problemine genel yaklaşımda ülkelerin politikaları ve bunu önlemek. Yani burada eğitim, politika her şey iç içe girebilir ve bütün dünyada sözüm ona buna çalışıyor ama hiç kimse beceremiyor. Tabii ki obezitenin artık obez olunduktan sonra hani önleyemedik diyelim bir şekilde kilo vermeleri gerekiyor obezlerin. O da diyetle, psikolojik müdahalelerle, davranış değişikliği terapileriyle ve egzersizle mümkün bu. Yani diyet yapıp da kilo verememek diye bir şey söz konusu değil.
Ama hastalıklı düzeyde şişman olanların diyetlerle kalıcı kilo verebilmeleri şansı çok düşük. %5'leri geçmiyor. Dolayısıyla ama gene de hiç diyet yapmamış birine gel seni ameliyat edelim diyemiyoruz. Çünkü o %5'lik grup içine kimin gireceğini önceden öngöremediğimiz için o şansı hastalara tanımak gerekiyor. Bir de obezite cerrahisi spektrumun diğer ucunda da obezite ameliyatları var. Obezite ameliyatları çok yeni girişimler değil. Onun da tarihçesinden çok kısaca bahsedeceğim. Aslında bizim ameliyatlarımız çok iyi diyet yapmayı sağlıyor. Çünkü kilo vermenin başka bir formülü yok. Aldığınız kalori, harcadığınız kaloriden az olacak. Ancak bu şekilde kilo verebiliyorsunuz. Cerrahinin tarihçesi de obezite salgınının ortaya çıkmasıyla başlıyor. 1950'lerde başlıyor. Fakat bu 1950'lerde yapılan, 60'larda hatta 70'lerde yapılan bu ameliyatlar, bu bant ameliyatına kadar hep deneyseldi. Hiçbir zaman mainstream yani rutin prosedürler haline gelmemişti. Ta ki kapalı ameliyatların yani laparoskopinin keşfine kadar. Karnı büyük kesilerle açmadan ufak tüplerden karın içine ulaşıp bizim çeşitli müdahaleler yapabilmemiz 1980'lerin sonunda başlıyor. İlk obezite ameliyatlarının laparoskopik yapılması da 1990'ların başında. Ve obezite cerrahisinin deneysel mahiyetinden kurtulup herkese, bütün obezlere sunulabilmesi de bu devrimle mümkün oldu. Bir dönemler bu bant ameliyatları çok yaygın yapılıyordu, artık terk edildi. Bir dönem Roux-en-Y'ye gastrik bypass denen başka bir ameliyat yapılıyordu. O da ilk kez ameliyat olacaklarda hemen hemen terk edildi. Bu sleeve gastrektomi dediğimiz tüp mide ameliyatı ise burada görülen, yani midenin şu bölümünü çıkarıp atmaya dayalı, mideyi ince uzun muz gibi bir tübe çevirme esasına dayanan bu ameliyat, hakikaten giderek artan bir hızla tüm dünyada uygulanmakta. Peki, obezite cerrahisinin etkileri artık dedim deneysel mahiyette değil, bunlar mainstream uygulamalar haline geldi. Tıpta herhangi bir müdahalenin ne oranda etkili ve ne oranda herkese önerilebilir olduğu, o konuyla ilgili elde edilen delillerin değer düzeyine dayandırılır. Bazı konularda A düzeyi kanıt vardır, bazılarında B düzeyi, bazılarında C düzeyi kanıt var. Herhangi bir konuda A düzeyi kanıt olması demek, o müdahalenin, o konunun sadece bir kişi yaptığında aynı sonuçları değil, herkes yaptığında aynı sonuçlara ulaşılıyorsa, meta analizlerde, değişik merkezlerde yapılan çalışmalarda da aynı sonuçlar çıkıyorsa, o zaman A düzeyi kanıt vardır. Cerrahi ile ilgili obezite açısından, obezite cerrahisinin hayatı uzattığı ile ilgili elimizde artık yeterli kanıt var. Bu New England Journal of Medicine'da herhangi bir yazı yazmak kolay değildir. Bu impact faktörü dünyada en yüksek dergilerden biri. Yani hani AIDS'in tedavisi falan çıkar ancak bu dergide. Başarılı bir tedavisi bulunduğunda ya da hepatit B'nin aşısı keşfolduğunda ancak burada yayınlayabilirsiniz. Yani insanlık tarihini değiştirebilecek güçteki makaleleri ancak bu dergilerde yayınlamak mümkündür. Ve obezite cerrahisiyle de ilgili elimizde hayatı uzattığına dair neredeyse A düzeyi kanıt var artık. Dünyada uygulanan, bu Amerika'dan bir slide, dünyada uygulanan ameliyatlar inanılmaz bir düzeyde artmakta. Neredeyse 2000'lerden önce 90'lı yıllarda 5-10 bin yılda ameliyat yapılırken zamanında 300 bin obezite ameliyatı falan yapılmakta. Salt Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yapılan ameliyatların tipi de yıllar içinde değişti. Zamanımızda öne çıkan ameliyat bu sleeve gastrektomi. Yani bütün vakaların neredeyse %60'ını oluşturuyor ki bu 2016 bilgisi. Şimdi bu daha da yüksek. Ve diğer prosedürler hızla azalmaktalar. Peki obezite cerrahisine artık kısaca girdik. Bir 5 dakikada onunla ilgili bilgi vereceğim. Yani eğer bir insanın vücut kitle indeksi 40'ın üstündeyse ve önceden en az 2 kez ve en az 6'şar ay süreyle diyeti denemişse ve şişmanlık bu kişide kronik bir problemse, vücut kitle indeksinin 40 ve üstünde olması direkt ameliyat için yeterli bir rakam. Eğer biraz daha kilosuz ama bunları yapmış gene başarılı olamamış ama vücut kitle indeksi 36 ise mesela birinin, o zaman obeziteye bağlı yandaş hastalıklar var. İşte hipertansiyon gibi, tipik şeker gibi, uyku apnesi gibi, polikistik over sendromu gibi. Bunlardan ikisi başlamışsa gene ameliyat indikasyonu var. Gene bu insanlar ameliyat oldukları takdirde ortalama ömürleri 13 yıl kadar uzamakta. Yani
ömür uzatan ameliyatlardan bahsediyoruz. Obezite cerrahisi estetik talepler, estetik kaygılarla oluşan taleplere cevap veren bir girişim değil. Sadece o kişi kendini şişman hissettiği için yapılmıyor. Tamamen matematiksel kuralları var. Zamanımızda artık daha düşük BMI'larda da 30-35 aralığındaki vücut kitle indekslerinde de eğer yeni ortaya çıkmış kiloya bağlı şeker hastalığı metabolik sendrom varsa bu grup hastalarda hem İngiltere'de hem önce Uzak Doğu'da sonra İngiltere'de şimdi hemen hemen tüm dünyada guideline'lara girmek üzere. Bazılarında da obezite ameliyatı yapılamıyor. Bunun başında gerçeklik duygusu kaybıyla seyreden ciddi şizofrenik hastalıklar, ciddi madde bağımlısı olan insanlarda yapılamıyor. Tabii ki ameliyat olacak kişinin kalp ve akciğer fonksiyonlarının yeterli oranda iyi olması gerekiyor. Bu nedenlerde de ameliyat yapılamadığı oluyor. Bir de endokrin yani iç hastalıklarında mesela Cushing sendromu diye bir hastalık vardır. Gene obezite yapar ama onun tedavisi midenin bir bölümünün çıkarılması değildir. Yani egzojen olması lazım. Yani fazla yemekten kaynaklanan obezitelerde yapılıyor ama endojen, hormonal bozukluklarda oluşan obezitelerde yapılmıyor. Yaş puberteden daha küçük çocuklarda yapılmıyor. Eskiden 18 yaşta alt sınırı, üst yaş sınırı 60'tı. Şimdi üst yaş sınırı yok. Alt yaş sınırı da puberteye inmiş durumda. Tabii ki ciddi bir değerlendirme sürecinden geçiyor ameliyata kabul ettiğimiz hastalar. Bu testlerde de sonuçların ameliyat olabilir yönünde çıkması lazım. Tüm bu değerlendirmeler, işte her şey, biz aşağı yukarı 800 ameliyat yaptık. Aynı süreçte aşağı yukarı da 50 kişiyi o nedenden ya da bu nedenden öteledik. Ya bir kısmını reddettik ya da bir kısmını git şunu yaptır, git bunu yaptır, git 30 kilo ver gibi bazı önlemler alarak erteledik. Burada ameliyatları, yani en çok yapılan iki ameliyatın kısaca animasyonları. Bu en çok yaptığımız ameliyat sleeve gastrektomi. Midenin fundus, korpus ve antrumunun tamamı çıkarılıyor ve size şöyle bir mide kalıyor. Aslında şöyle söyleyebiliriz, 2018 yılı itibariyle toksik bir çevrede yaşıyoruz zaten. Bize mevcut midelerimiz büyük geliyor. Yani bunu olan insanlar hakikaten rahatlıyor. Bu da gastrik bypass. Bu daha komplike bir ameliyat. Eskiden çok popülerdi. Fakat uzun dönem sonuçları birçok nedenden ötürü artık ilk kez ameliyat olacak insanlarda tercih edilen ameliyat hemen hemen tüm dünya genelinde bu. Ameliyat böyle milimetrik deliklerden yapılıyor. Bir kesi falan olmuyor. Bu mesela ameliyat sonrası 4. gününde bir hastanın karın görüntüsü. Ve dünyada da sonuçlar da şöyle, o tüp mide ameliyatından 5 yıl sonra fazla kilosunun %70'e yakınından kurtulmuş oluyor insanlar. En önemli problem bu ameliyatların da obeziteye tam çözüm olamadığının bilinmesi. Bu ameliyatı olan insanların aşağı yukarı %10'u ameliyattan 10 yıl sonra tekrar ameliyat olacak duruma gelebiliyorlar. Dolayısıyla %100 bir çözüm falan da değil ameliyat. Ameliyatların genel mortalitesi dünyada bilinen, kabul edilen mortalite %1/1000. Bizim hiç mortalitemiz olmadı. 800 vakamızda Allah'a şükür hepsi evinde. %1'e yakın bir açığa dönme ihtimali var bu ameliyatlarda. Bizde o da olmadı. Bacakta pıhtı oluşumu da çok nadiren olabiliyor. O da olmadı bizde. En çok korkulan kaçak, İşte o tüp haline getirilmiş midenin bir noktasından sindirim sistemi içeriğinin karna yayılması kaçak. O da 100 hastada birinde olabiliyor. Bizim oranımız 1/1000 civarı. Sadece tek hastamızda oldu. Tekrar müdahale gerektiren kanama oranı. Yani neticede basına çok düşüyor. İşte öldü, o öldü, bu öldü falan diye. Aslında mortalite oranları son derece düşük olan ameliyatlar bunlar. Her şeyin basına yansımasının en temel nedeni uçak kazalarının yansıması gibi. En güvenli transport uçakla seyahat olmasına rağmen bir traktör kazası, bir otobüs kazası, her otobüs kazası, her araba kazası gazete haberi olmuyor ama her uçak kazası haber oluyor. Aynı obezite cerrahisinden ölenlerin haberi olması gibi. Çünkü güzelleşmek için ameliyat oldu, öldü falan gibi algılanıyor. O genel cehaletle de alakalı bir tutum. Yoksa aslında birçok başka ameliyattan daha düşük mortalite ve morbidite oranlarına sahip insanların ömrünü uzatmayı başarabildiğimiz obezite problemine kökten çözüm olabilmiş bir şey mi? Tabii ki değil. Hala ikinci ameliyatını, üçüncü ameliyatını hatta dördüncü ameliyatını olanlar var dünyada. Bunlar daha çok Amerika'da oluyor tabii. Ama
En azından bundan 20-30 yıl evvel 170-180-230 kilo insana hiçbir şey sunamazken şimdi o insanların hem hayatını uzatabiliyoruz hem yaşam kalitelerini arttırabiliyoruz. Bazılarının hamile kalabilmesini sağlıyoruz. Yani bu çok ciddiye alınması gereken hem ülkenin politikacıları tarafından hem hekimleri tarafından ve giderek geliştirilmesi gereken Türkiye'nin de yavaş yavaş daha angaje olduğu, daha iyi politikalar geliştirdiği, önemli ilerlemelerin kaydedildiği bir konu. Teşekkürler.